Joya 2011 yılında sektöre adım atmıştır. Firma farklı ürün yelpazesiyle kuyumculuk sektöründe hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine yönelik faaliyet gösteren firmayı ziyaret eden program ekiplerimiz, firma ortağı Barış Özkocaman'dan çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Joya 2011 senesinde kuruldu. Evet. Biz daha öncelikle büyük bir firmada hizmet vermekteydik. Bölgemize uzun süre hizmet verdik. Ege bölgesine uzun süredir hizmet vermekteyiz halen. Bizi daha çok fantazi olarak herkes bekler. Farklı ürünlerle hizmet vermekteyiz. Biz kendi bünyemizde Ege bölgesi olarak 3 kişiyiz ama geri planda tabii ki yani 120 kişi falan atölyede tabii. Fabrikamızda 110 kişi, 120 kişi şu an mevcut yani. Şu an Ege bölgesi hizmet vermekteyiz ama tüm Türkiye ve ihracat konusunda da bayağı başarılıyız. Yurt içi ağırlıklı olmakta ama tabii yurt dışı da çok ihracatımız şu an mevcut yani. Arap ülkeleri, Balkanlar, Avrupa, Dubai özellikle. Evet. Oradaki ana şeylere, toptancılara üretim yapıyoruz. Barış Özkocaman sektördeki denetimsizliklerden dolayı yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle dile getiriyor. En büyük sıkıntımız şu an denetimsizlik yani. Evet. Sonra el emeğine saygı yok. Yani mesela bir şey üretiyorsunuz, anında hemen sizin modellerinizi çalıyorlar. Çakma şeklinde tekrar yapıyorlar yani aynı şekilde. Yani bizim birlik ve beraberliğimiz olmadığı sürece bunlar hiçbiri zor olur yani. Beraber ve bir olmamız lazım. O yüzden bir şeye sahip olamıyoruz yani. Yani ben bir şey ürettiğim zaman benim arkamdan bir başkası benim ürünümü kullanıyor. Gidiyor benden daha aşağı satıyor ve esnaf da onu alıyor yani bilerek. Şimdi de firma ortağı Adem Çelti'ye mikrofonlarımızı uzatarak sektördeki çalışma sistemleri hakkında bilgiler alıyoruz. Bugün biz kendi pazarlama sistemimizde ürünler tamamıyla konsept ve farklı piyasada olmayan tamamen kendimizi öz tasarımları olan ürün grupları götürüyoruz müşterilerimize. Ama bunun yanında gittiğimizde esnaflar bize her bir şekilde yeni sunulan bir tasarımı bedel ödemek istemiyorlar. Uygun bedel almak istiyorlar. Ama şimdi bunun götürülen bir ürünün hizmet bedeli var, kalite bedeli var. Benim bunları devamlılığını sağlayabilmem için sürekli ayakta kalmam gerekiyor ekonomik olarak. Bu, işi de hakkıyla. Hakkıyla yapmam gerekiyor. Hakkıyla götürmem lazım ayarına kadar. Kalitesine kadar bunları sunduğun zaman karşı taraftaki müşterilerin %35, %40'ı hemen fiyat politikasına başlıyor. Bir gidiyor, iki gidiyor esnaf ondan sonra başlıyor. Bu tarz şeyler sıkıntılar olmaya başlıyor yani.